dedikodular da çıkıyor ortaya. Yani şimdi dünden beri çok konuşuluyor bu konu. Sosyal medyada çok yazıldı. İşte yazılı medya kullandı. Şimdi haber şu. Turgut Özal'ın baş danışmanı Can Pulak, çok önemli bir dostum, birkaç güne kadar hazineye 55 milyar dolar gireceğini söyledi. Bu paranın 20 milyarı Suudilerden, 15 milyarı Katar'dan, 10 milyarı Birleşik Arap Emirlikleri'nden, 10 milyarı da Rusya'dan geliyormuş. Ya para olmayınca dedikodusu oluyor, öyle söyleyeyim size. Şimdi yani neresinden tutsanız şu açıklama havada kalır. Mesela birkaç güne kadar hazineye 55 milyar dolar gireceğini söylüyor. Hazine o zaman gidip şimdi bu Suudi Arabistan'dan 20 milyar dolar borçlanmış mı olacak? Nasıl alacak bu parayı? Yani hazinenin gidip hadi bana 20 milyar dolar ver. Yani bu öyle şey bir iş değil. Ha, eğer ki bu para hazineye değil de Merkez Bankası'na girecekse bu o da swap olur zaten. Biliyorsunuz swap'ı bu şekilde kullanamayız. İkincisi yani şu an bu kadar herkesin krizi konuştuğu bir dönemde 20 milyar Suudiler, 15 milyar Katar, 10 milyar Birleşik Arap Emirlikleri, 10 milyar Rusya, savaştaki Rusya bize 10 milyar dolar gönderecekmiş. Ya gerçekten buradan bir şey söylemekte fayda var. Bakın bu işlerle uğraşıyoruz hepimiz. İşte Turgut Özal'ın baş danışmanı Can Pulak. Yani belki bir yerden bir şey duydu, onu mu büyüttü anlamadık ama. Yani herkes büyük büyük rakamlarla, büyük büyük cümlelerle böyle hepimizi tedirgin ediyorlar. Şimdi şurada tedirgin olduğumuz şey tabii ki yani ülkemize döviz girişi olsun diyoruz. Nereden geliyor? Bir yerden gelsin. Ama bunun karşılığında yani bugünkü modern finansal sistem içerisinde bir şey olsun. Şimdi 20 milyar doları Suudiler bize neye binaen versin? Yani parasız dolar değil bunların. Yani kendi rezervi niye akıtsın size versin? Ve ya böyle ondan duydum. Vardı ya işte eniştemden duydum, amcamdan duydum. Çok önemli bir yetkili. Ya gerçekten bunlar aslında bu ülkeye bu tip açıklamalar da zarar veriyor. Hani şimdi bir taraftan evet bir zarar görüyoruz. Özellikle yanlış politikalardan kaynaklı olarak. Ama o yanlış politikaların sonuçları ortaya çıktığında böyle kulaktan dolma bir anda da sosyal medyada büyüyen cümleler edildiğinde bunlar ciddiye alınıp sanki gerçekmiş gibi davranıldığında para kaybediyorlar. İnsanlar gelir kaybediyorlar. Spekülatif işler oluyor. Yani bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Lütfen yani öyle duyduk ben bir işte eniştemden duydum şöyle olacakmış. Bilmem ne oluyormuş oradan 20 milyar geldi işte bir Suudi Arabistan prensi geldi. Yok cebinde paralarla gelmiş. Hani nerede para? Olsa biz bunu kurda görürüz. Yani bu işler öyle o kadar da değil. Yani tamam eksikler var, yanlışlar var. Bu eksikleri ve yanlışları bilgi temelinde, bilim dedikoduyla değil eleştiriyoruz. Yanlış olduğunu söylüyoruz. Niye? Daha iyisini yapsınlar diye. Ama oradan 15. Bu şu paralar kolay paralar mı ya? Ya bugün 55 milyar dolar yani hangi faizle verecekler mesela? Babaların hayrına verir mi bu ülkeler size 55 milyar doları? Ya yani çünkü vermezler bu arada yani o baba hayrını tanımlayamazsınız karşılığında olacağını. E tabi bu arada